Haftalardır şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan'dan yeni bir saldırı haberi geldi. Başkent Hartum'da 15 Nisan sabahı çatışmalar başladı. Orduyla paramiliter güç hızlı destek kuvvetlerinin arasındaki kriz büyük korkuya neden oldu. Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi. Türk vatandaşları güvenli şekilde yurda getirildi. Bu süreçte Türk tahliye uçağı saldırıların hedefi olmuştu. Paramiliter güç, hızlı destek güçlerinin Vadi Seyidna hava üstünde bir Türk tahliye uçağını vurması tansiyonu yükseltti. Uçak daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaparken mürettebatın saldırıda yaralandığı belirtilmişti. Son olarak bölgede yeniden silah sesleri yükseldi. Bu kez saldırının odağındaki isim Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu oldu. Diplomatik kaynaklar Çobanoğlu'nun aracına ateş edildiğini açıkladı. Saldır nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz açıklanmadı.